Merhaba çocuklar. Ben Özel Bilecik Edebali Şehir İlkokulu 2A sınıf öğretmeni Faruk Akdoğan. Bugün sizlerle ikinci sınıf matematik dersinde zaman kavramlarını ilişkilendirme konusuyla karşınızdayım. Bu konuyu birlikte işleyeceğiz. Evet çocuklar sizler için görmüş olduğunuz gibi bir zaman kavramlarını ilişkilendirme şablonu hazırladım. Bu şablonu birlikte dersi işlerken dolduracağız. Ve sonrasında bu şablonu defterlerinize yazmanızı rica ediyorum sizlerden. Çünkü bu bilgiler akılda kalması açısından yazıya geçirilmesi önemli. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi dersimizde kullanacağımız bir takvim var. Çocuklar. Bu takvim zamana ilişkilendirme konusunda bizlerin günlük hayatta yararlandığı en büyük zaman ölçme araçlarından bir tanesi zaman ilişkilendirme araçlarından bir tanesi görmüş olduğunuz takvim üzerinde çeşitli sayılar yer alıyor günler yer alıyor ve biz bu günlere göre zaman kavramını nasıl ilerlediğini takip edebiliyoruz. Evet şimdi çocuklar öncelikle bu takvime bakmadan önce hemen kitaplarımızdaki 211. sayfaya bakıyoruz ders kitabındaki. Evet ders kitabımızdaki 211. sayfada bir çocuk ismi Kaya ve bir kız ismi Ebru karşılıklı bir diyalogları yer alıyor. Evet Kaya diyor ki biz bir haftalığına tatile gideceğiz. Ebru diyor Ebru da ona karşılık olarak diyor ki bizim o kadar vaktimiz yok. Biz 7 gün gideceğiz diyor. Evet burada aslında e, Kaya'nın kafasının karışmasına sebep olan şey e, aynı şeyi söylüyor olmaları. Yani Ebru'nun burada e, karşılık olarak söylemesi gereken şey aslında aa. Biz de bir haftalığına gideceğiz ya da aa, evet biz de 7 günlüğüne gideceğiz. Çünkü burada e, tatile gidecekleri süre tatilde e, geçirecekleri süre birbiriyle aynı. Yani biri bir haftalığına diye bahsediyor diğeri 7 günlüğüne diye bahsediyor. Evet biz bu kavramları e, birbiriyle aynı olan ifadelerin neler olduğuna birlikte bakacağız çocuklar. Hemen altta bir etkinliğimiz var. Etkinliğimizde diyor ki bize ilk günü pazartesi olan bir ay belirleyiniz. E, bu ayda günlerin kaçar kaçar satırları yerleştiğini belirtiniz. E, ve sonrasında kış aylarını yuvarlak için alınız. E, yaz, yaz aylarını yuvarlak için aldıysanız çizmiş olduğunuz yuvarlak sayısı değişir miydi? Yani kış aylarını yuvarlak için alın. Bir de diyor ki yaz aylarını düşünüp Yaz aylarını yuvarlak için almış olsaydınız, eğer böyle bir şey yapmış olsaydınız, çizim sayınız değişmiş olur muydu diyor ve takvime bakarak hangi bilgileri elde edeceğimizden bahsediyor. Hemen takvimi inceleyerek başlayalım. Bize öncelikle ne demişti? İlk günü pazartesi olan bir ay bulunuz. Evet, şimdi hemen açıyorum. Şurada yukarıda günler sıralanmış. Net görebildiğinizi düşünüyorum ama kısaltılmış PT yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Evet ilk günü görmüş olduğunuz gibi pazartesi olan bir ay buldum. Haziran ayı. Ve bana diyor ki günler nasıl sıralanmış? Kaçarlı kaçarlı sıralanmış. Evet şuradan baktığımızda. Şimdi bunları seçmememizin sebebi e ee, ayın ilk günü cumaya denk geliyor. Şurada bir boşluk var. Bu boşluğu engellemek için şurada gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 7'li sıralanmış ve alt satıra geçmiş. Tekrar 7'li sıralanmış. Aslında buradan bir çıkarım yapmamızı istiyor. Bu 7 gün. Toplamda kaç günümüz varmış? 7 günümüz varmış. Mesela bunu bulmamız gerekiyor buradan. Onun dışında 7 şerli gruplanmış kaç grubumuz var? 4 tam grubumuz var. Bir de 2 günden oluşan bir grubumuz var. Yani Haziran ayını düşündüğümüzde bir ayda toplam kaç tane 7 günden oluşan grup var? 4 tam grup var. Yani biz matematiksel işlemlerde demek ki ne yapacağız? Ayı kaç hafta kabul edeceğiz? Bunun çıkarımını buradan yapabiliriz. Evet buraya bakarak aynı zamanda bir yılın toplam kaç aydan oluştuğunu da anlayabiliriz çocuklar. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos isimleri verilmiş aylar. Ve son olarak Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Mesela yılın ilk ayı Ocak, yılın son ayı Aralık'tır diyebiliriz değil mi? Aynı zamanda ayların kaç gün olduklarını da bulabiliriz. Mesela Ocak 31 günmüş, Şubat 29 günmüş. Hmm, Şubatla ilgili önemli bir bilgi var. Birazdan sizinle paylaşacağım. Mart 31 günmüş, Nisan 30 günmüş. Sanki sırayla gidiyor gibi. Ama bakalım, 31 gün, 30 gün, 31 gün, 31 gün. Hmm, aynı olan arka arkaya 31 gün olan günler var. Sonra 30 gün, 31 bakıyoruz. 30, 31. Evet, sıralı devam ediyor. Evet, takvimimizi inceledik. Takvimden yararlanarak neleri de bulabileceğimizi, e, neleri de takvimden yararlanarak hangi konular hakkında bilgi sahibi olabileceğimizi baktık ve geçiyoruz arka sayfaya. Evet burada hemen diyor ki dakika ve saat ilişkisi. Öncelikle zaman kavramlarında dakika saat ilişkisine baktığımızda e, sizlere zamanı ölçme konusunda bahsettiğimiz gibi her sayının arası kaçar dakikaydı? Bravo, 5 dakikaydı ve bu beşer dakikaları topladığımızda biz aslında 1 saatin toplam kaç dakika yaptığını bulabiliriz. Ancak Öncelikle sizler için hazırlamış olduğum, abeslang çubukları yardımıyla hazırlamış olduğum şöyle bir saatim var. Saati şöyle büyük bir saat olmuş sanırım. Ee, tüm sayıları net bir şekilde göremiyorsunuz. Ancak e, üzerinde yel kovan dediğimiz uzun çubuğu, dakikayı gösteren çubuk, akrep dediğimiz kısa çubuğu ve bir de şöyle görmüş olduğunuz gibi her saniye tik, tik, tik 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 şeklinde atan bir kırmızı çubuğum var. İşte bu saniye kadranı çocuklar. Yani bu e, sürekli olarak her saniyede bir adım ilerler ve toplam 5 saniyede şu aralığı tamamlar. Yani toplamda 60 saniyede 12'den başlayarak tekrar 12'ye ulaşır ve Yel kovanımız 1 dakika ilerler. Yani bu ne demek oluyor çocuklar? O zaman 1 dakika kaç saniyeden oluşurmuş? Harikasınız. 60 saniyeden oluşurmuş. 1 dakika eşittir 60 saniye diyorum. Peki devam edecek olursak şimdi çocuklar Dedik ya kitabımızdaki örnekte de gördüğümüz gibi her sayı arası şu abeslang çubuklarını görüyorsunuz. Her sayının e, bir sonraki sayıyla farklı bir rengi var. Evet bu renklerden yararlanarak şimdi kırmızıdan turuncuya geçtiğinde e, şöyle arkasındaki mekanizmadan yaparsak sanırım daha sağlıklı olacak. Evet e, şöyle yel kovan ilerleyip. Kırmızıdan turuncuya geçtiğinde ne olacak çocuklar? Evet tam olarak geçen süre 5 dakika olacak. Evet şöyle gösteriyorum. Şu an 5 dakika ilerledi. Evet 1-5 dakika daha 10. Akrebin 4 üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Bakalım birazdan ne olacak. 5 dakika daha ilerledi. 15. 15. 5 dakika daha ilerledi. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Toplam 60 dakika geçti. Yani Yelkova'nın 12'deydi. Tekrar 12'ye tam bir tur yaptığında görmüş olduğunuz gibi 4 üzerinde olan akrep de 5 üzerine geldi. Yani saatim 4'tü 5 oldu. Demek ki çocuklar 60 dakika geçtiğinde 5'er 5'er saydığımızda 60 dakika geçtiğini gördük. 60 dakika neye eşitmiş? 1 harikasınız saate eşitmiş çocuklar. 60 dakika 1 saate eşittir diyoruz. Ya da tam tersi 1 saat eşittir 60 dakika. Evet şimdi gün ve saat arasındaki ilişkiye bakacak olursak. Bir günde toplam görmüş olduğumuz analog saat üzerinde ne vardır? Dijital saatte 24 saate kadar ilerlediğini görebiliriz. 23.59'a geçer. Sonra 0 olur. Yeni bir güne ...merhaba demiş oluruz. Evet buradaysa 12. Birden başlayarak... ...1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet günün yarısını... ...öğleden önce kısmını tamamladığımızda... ...12. Sonrasında öğleden sonraki kısma geçtiğimizde... ...13, 14, 15, 16, 17... ...18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yani toplam 24 saat... Neye eşit oluyor çocuklar? Evet harikasınız. Bir güne eşit oluyor. Evet günleri düşündüğümüzde, şimdi e, okula geldiğimiz günler var. Bir de hafta sonu diye tabir ettiğimiz cumartesi pazar günleri var. Evet günleri sıralayacak olursak hangi günler vardı? Bravo. Pazartesi haftanın ilk günü. Sonra salı, sonra çarşamba ve bugün bravo perşembe. Şuradan devam edelim. Sonra haftanın hafta içi son günü Cuma. Evet, görmüş olduğunuz gibi çocuklar bu yazmış olduğum 1 2 3 4 5 gün bizim hafta içi diye tabir ettiğimiz günler. Bunlar neymiş? Hemen yazalım. Hafta içi. Ve sonrasında ne var? Cumadan sonra cumartesi. Bunların sırasını doğru öğrenmeliyiz ki problemler karşımıza çıktığında rahatça çözebilelim. Cumartesi ve pazar toplamda 1 2 3 4 5 6 7 günümüz var. Pazartesiden başlayarak pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma hafta içi günlerimiz ve cumartesi, pazar hafta sonu günlerimiz olmak üzere bunların da ayrımını bilin çocuklar ve toplamda 7 günümüz bizim neye karşılık geliyor? Bravo, bir haftaya karşılık geliyor. Demek ki bir hafta yedi günden oluşuyor. Peki, geçtik şimdi bir günün 24 saat olduğu bilgisini de vermiştik. Bir haftanın 7 gün olduğunu söyledik. Mesela burada kitabımızda verilen örnekte de, e, ne demiş? Her güne bir haftada kaç farklı film gösterileceğini, her güne bir film gösterildiğinde bir haftada kaç film gösterileceğini söylemiş. Haftanın günleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar yazmış. Filmleri de A, B, C, D, E, F, G diye isimlendirmiş. Toplam 7 farklı film. Yani haftanın kaç günü olduğunu söylüyoruz. 7 günü olduğunu söylüyoruz ve bunun 7 günün toplamına da bir hafta diyoruz çocuklar. Evet, şimdi geçelim 214. sayfaya. 30 gün. Gün kavramını biliyoruz. 24 saat bir güne eşitti. Ve 30 gün, toplam 7 günümüz var ya bir hafta. 7 günümüz tekrar ede ede. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar tekrar başa dönüyoruz. Pazartesi, salı ve bu şekilde toplam 30 gün çocuklar 1 aya karşılık geliyor. Evet toplamda kaç ayımız var? Harikasınız çocuklar. 12 ay yani 30 gün bir aya tekabül ediyor. Ve toplamda da bu şekilde 12 tane ay var. Evet 4 hafta 4 haftayı düşündüğümüzde takvim üzerinde incelerken ne demiştik? Hemen şöyle takvimimi tekrar alayım. Evet Haziran ayına şöyle açayım tekrar. Her haftamı şöyle belirttiğimde toplam Haziran ayını düşündüğümüzde 1, 2, 3, 4 hafta. 4 tam hafta var. O zaman 4 hafta neye denk geliyor? Bravo bir aya denk geliyor. Evet bunu da belirttikten sonra hemen geçiyoruz. 3 ay neye denk geliyor? Evet çocuklar burada da hemen şu kitabımızdaki resme sizi yönlendirmek istiyorum. Resme baktığınızda Mart, Nisan, Mayıs ayları. 1, 2, 3 ay ve burada çiçeklerin açtığı bir anı resmetmiş. Sonrasında Haziran, Temmuz, Ağustos e, yine doğanın canlandığı sıcaklıkların yükseldiği bir anı temsil etmiş. Eylül, Ekim, Kasım hmm, ağaç yaprakları renk değiştirmiş ve sanırım dökülecekler. Ve son olarak Aralık, Ocak, Şubat e, geride bıraktığımız soğuk bir mevsim. Evet çocuklar doğru tahmin ediyorsunuz. 3 ay bir mevsime karşılık gelir. Peki toplam dört mevsimimiz var. Bunları hatırlayalım mı beraber? İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Harikasınız. Evet, dört mevsim bir araya gelince neyi oluşturur? Evet, bir yılı oluşturur. Evet çocuklar, bir yıl dedik. O zaman bir yıl kavramı üzerinden şöyle bir bilgi paylaşalım. Bir yıl toplamda 365 günden oluşur. Bir yılın içerisinde toplam 52 tane hafta vardır. Ve 1 yıl 12 tane ay ve 4 mevsimden oluşur diyebiliriz. Evet bu bilgiler de bizim için önemli. Evet günleri belirttik, 1 yıldan bahsettik, mevsimleri belirttik ve Ayları da belirtelim isterseniz. Beraber sayalım. Ocak. Harika. Şubat. Birazdan bu ayların kaç gün olduğundan bahsedeceğiz. Mart. Nisan. Şu an içerisinde bulunduğumuz ay. Mayıs. Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım ve yılın son ayı olan Aralık ayı. Şimdi çocuklar toplamda 12 tane ayımızı da böylelikle sıraladık. Şimdi bu ayların mesela ilkbahar, yaz, sonbahar, kış hangi mevsimin hangi aylardan oluştuklarına bakalım. İlkbahar mevsiminin ayları Mart Nisan şu an içerisinde bulunduğumuz ay demek ki biz ilkbahar mevsimindeyiz. Mayıs. Yaz aylarına bakalım. Mayıs'tan sonra devam ediyoruz. Haziran Temmuz Ağustos. Evet ne demiştik çocuklar? 3 ay bir mevsimi oluşturuyor. 1, 2, 3 ay ilk bahar mevsimini. Mart, Nisan, Mayıs ilkbaharı. Haziran, Temmuz, Ağustos yazı. Devam ediyoruz. Ağustos'tan sonra ne gelir? Harikasınız. Eylül. Ekim. Kasım. Geriye ne kaldı? Yılın son ayı olan Aralık kış mevsiminin ayı. Yılın ilk ayı Ocak yine kış mevsiminin ve son olarak Şubat'ta kış mevsiminin ayıdır. Evet bunları da unutmuyoruz çocuklar. Son olarak ayları hesaplamada kullandığımız şöyle hemen şunları da bilgileri tekrar edelim. E 1 yıl 12 aydır dedik. Ve bu aylar ilkbahar ayları Mart, Nisan ve Mayıs, yaz ayları Haziran, Temmuz ve Ağustos, sonbahar ayları Eylül, Ekim ve Kasım, kış ayları Aralık, Ocak ve Şubat. Evet burada da göstermiş. Çocuklar bir mevsimde 3 ay vardır ve bir yılda toplam 4 mevsim vardır Evet çocuklar şimdi şöyle söyleyeyim e, Normalde e, ayların günleri sabittir Ancak sadece bir ayımız var ki 4 yılda bir 29 gündür diğer 3 yılda 28 gündür Ocak ayı daima 31 gündür çocuklar Şubat ayı bahsettiğim istisnai ay Şubat ayı 1, 2, 3, 4, 4 yılda bir kez 29 diğer 3 yılda 28 gündür. 28 gün kabul edilir şuraya ama 29'u parantez içinde yazalım. E şimdi şöyle düşünelim çocuklar 2020 yılındayız ve bu yıl Şubat ayı 29 gündü 2020. 2021, 2022 ve 2023'te Şubat ayı 28 gün olacak. Tekrar ediyorum. 2020'de 29 gün. 21, 22, 23, 2021, 2022, 2023'te toplam 28 gün olacak Şubat ayı ve sonrasında 2024'te tekrar 29 gün. 2025, 2026 ve 2027'de yine 28'er gün olacak. Evet onun dışında 31 gün 30 şey düzeltiyorum 28 gün 29 gün 4 yılda bir demiştik. Mart ayı 31. Şimdi bunu bulmanın çok kolay bir yöntemi var çocuklar. Görmüş olduğunuz gibi elinizi yumruk yaptığınızda ayların kaç gün olduğunu bulmaya çalışırken e, en büyük yardımcınız bu olacaktır. Evet bu yöntemi unutmazsanız hiçbir zorluk yaşamazsınız. Hemen bakıyoruz. Ocak görmüş olduğunuz gibi e, bir kemik, bir çukur. Bir kemik yani yükseklik, çukur. Yükseklik, çukur. Yükseklik şeklinde gidiyor. Evet elimden yararlanarak toplam 12 tane olmadığı için 1 2 3 4 5 6 7 ay için var. Tekrar başa dönüp devam ediyoruz. Yine yükseklikten çukur, yükseklik, çukur, yükseklik şeklinde. Evet, Ocak yüksekliğe denk gelmiş. O zaman yüksek olan yani 31 gün. Şubat 28 gün ya da 29 gün 4 yılda bir. Mart yüksek yani 31 gün. Nisan 30 gün çukura denk gelmiş. Mayıs yüksek 31 gün. Haziran çukurda 30 gün. Buraya dikkat edin. Temmuz yüksek 31 gün. Evet, yumrumda bitti. Başa dönüyorum. Yine yüksek. Ağustos 31 gün. Eylül çukura denk gelmiş. 30 gün. Ekim yüksek 31 gün. Kasım çukura denk geldi. Şöyle elimi görebiliyorsunuz değil mi? Çukura denk geldi 30 gün ve son olarak aralık yüksek 31 gün. Evet bu yöntemi unutmazsanız kemik ve çukur, kemik ve çukur şeklinde Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bu yöntemi unutmazsanız hangi ayın kaç günden oluştuğunu da rahatlıkla bulabilirsiniz çocuklar. Evet. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra artık dersimizi sonlandıralım. Evet hemen zilimizi çalıyorum. Evet dersimiz burada sona erdi. Dersten sonra ellerinizi sabunla yıkamayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.